Merhaba, merhaba. Biraz sonra Koray Varol'a bağlanacağız. KVA yayınlarından ve bütün LGS ile ilgili soracağımız soruları, merak ettiklerimizi öğreneceğiz. Hakikaten bizi heyecanlandıran bir durum var. Çok az kaldı sınava. Çocukların, gençlerin çok heyecanlandığını biliyorum. Annelerin, babaların daha da heyecanlı olduğunu biliyorum. Bütün merak ettiklerimizi dilimin döndüğü, aklımın erdiği kadar sormaya çalışacağım. Umarım doğru soruları sorarım. Evet, Koray Bey. Şimdi bakalım. Geliyor. Bağlantı sağlandığı an. Merhaba. İyi akşamlar, merhaba. İyi güzel akşamlar. Bir akşam olsun. Teşekkür hepimize. Ederim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz? Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Bir yandan da çok heyecanlıyım. Çünkü çok fazla arkadaşım var. Çocuğu sınava girecek olan. Birkaç gündür de gelen sorular var. Derslerime çalıştığımı düşünüyorum. Elimden ama bir gelen bütün güçle yardım etmeye çalıştım. Çok teşekkür ederim ama bir yer eksik kalırsa da tamamlamanızı rica edeceğim. Tabii ki. Tabii bizim de LGS 2 senemiz var çünkü. Biz birazcık aslında uzağız ama o kadar çok arkadaşım var ki bir yandan da çok hakimim. Şimdi geçici bir süre için soruları kapatacağım. Tamam, daha siz sonra bilirsiniz. Çünkü hakikaten yazılan bütün soruları aldım. Şimdilik kapatmış olacağım. Sonrasında açarız yine. Olur mu? Tamam, böylece siz ben bilirsiniz. De yüzünüzü nasıl rahat edersiniz? Göreyim hem de bağlantımız tamam. Kesilmesin. Peki. Önce Koray Bey, bir sizi tanıyalım mı şöyle kısacık? Tabii ki. Bir teşekkür ederim. Bir kendinizi anlatın. Zaman sanıyorum sorduğum soruların cevapları herkes için daha açıklayıcı olacak çünkü. Tamam, çok teşekkür ederim. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünü bitirdim. Sonra da Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Toplam kalite yönetiminde. Orada da matematik eğitimi üzerine tez yazdım. Şimdi de doktora öğrencisiyim. 20 yıldır, 21 yıldır eğitimin içerisindeyim. Eğitimi çok seviyorum. Eğitim bana çok iyi gelen bir süreç. Çok ciddi sayıda öğrenci hazırladık. O öğrencileri hazırladıktan sonra oradan başarı geldikçe daha çok öğrenci geldi. Daha çok öğrenci geldikçe daha çok hazırladık. Birbirini besleyen süreçler oldu. Sonra da 7 yıl önce yayın kurduk. KVA yayınları olarak, Koray Varol Akademi'nin baş harfleri olarak devam ediyoruz hayatımıza. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerimiz var. Eğitimi seviyorum. Çocuklara yardım etmek bana iyi geliyor. 47 tane il gezdim. 180 bin civarında öğrenciye motivasyon konuşması yaptım. Hatay, Urfa, Mardin, Rize, Trabzon, bir sürü yere gittim. Bütün Marmara bölgesi, bütün Ege bölgesi gibi. Eğitimi seviyorum. İngiltere'ye gittim. Oradan çözüm odaklı yaklaşım eğitimi aldım. Finlandiya'ya gittim. Finlandiya eğitim sistemini inceledim. İtalya'ya gittim. İtalya'da da PYP modellemesi eğitimi aldım Floransa'da. Yine eğitime katkı olarak, sosyal sorumluluk projesi olarak şu ana kadar 6500 civarında okul yöneticisine ücretsiz eğitimler verdim. Çözüm odaklı yaklaşım eğitim verdim. Yaklaşık olarak bir 6500 aileye de ders çalışma alışkanlıklarını kazandırması, hedef belirleme konulu eğitimler verdim. Peki şu anda o da zaman bir okul hemen kurduk. Şunu sorayım. Buyurun. Okul kurdunuz, oraya geleceğiz evet, ama bütün tamam. Bunların başlangıç noktası ya da sizi bu kadar tetikleyen şey neydi? Şimdi şöyle, yani devlet memuru çocuğum, babam devlet memuruydu. Bizim zamanımızda Anadolu Lisesi vardı ve bana hep söylenen şey bir Anadolu Lisesi'ni kazan, ondan sonra da hayatını yaşarsın tarzında bir mantık vardı. Anadolu Lisesi'ne gittim ve bana demişlerdi ki Anadolu Lisesi'ni kazandıktan sonra çok çalışmana gerek yok. Ben de orada işte oyunlar oynardım, arkadaşlarımla uğraşırdım, onlar benimle uğraşırdı. Belli bir seviyede biraz haylaz bir öğrenciydim, çok da değildim ama biraz haylaz bir öğrenciydim. Öğretmenlerimin beni anlamasını beklerdim. Arkadaşlarımın beni anlamasını beklerdim. Şimdi bu haylaz öğrenciydim kısmına gelince ortak arkadaşlarımız var. Öyle biraz evet. Haylaz değil, bayağı haylaz oldum. Bayağı değil, biraz haylazdım yani. Onu kabul ediyorum. Yani bana hep şu söylenmişti. Anadolu Lisesi'ni kazan, ondan sonra rahat edersin tarzında bir şey söylenmişti ama oralardan inanılmaz deneyim kazandım. Yani annem bana özel ders hocaları tutardı, peşimde koştururdu falan filan. Şimdi ben de bir yerden sonra sıkılıyorum. Çocuk yani hani başka şeyler konuşmak istiyor, bir oyun oynanmasını istiyor, başka bir ilgi dağıtıcı bir şey istiyor. Birçok hocam böyle motomot anlatırdı. Ben de derdim ki yani hani böyle eğitim olmaz. Yani hani ben o kadar düzgün sürekli onu yapamıyorum tarzında bir şey söylerdim. Ondan sonra çocuğun üniversite çocuk sınavında... olduğunu unutmamak gerekiyor değil mi? Evet yani çocuk yani çünkü işte başına gelen bir şeyi dinlemek istiyor, arada başka bir espri duymak istiyor. Onu yapabileceğini hissetmek istiyor, yapamayınca destek görmek istiyor. Yani hani doğru. Eğitim böyle motomot bir süreç değil. Yani hani hepimiz insanız, desteklenmek istiyoruz, güven verilmek istiyoruz, aidiyet istiyor diyoruz.
ihtiyaç duyuyoruz. Yani hani yapabileceğimize dair pozitif cümleler duymak istiyoruz. Bu noktada da üniversitedeyken işte cep harçlığımı çıkartayım diye özel ders veriyordum minik minik. Oralarda çocuklar yapamayınca onlara yapabildiğini göstermek çok hoşuma gitti benim. Yani ona ben yardım etmek beni çok mutlu ediyordu. Onu kaldırmak, onu ayağa kaldırmak, onu yüreklendirmek. Yani çünkü gerçekten yapabileceği şeylerdi. Üstün sayıları yapamıyordu, köklü sayıları yapamıyordu. Basit şeylerdi yani, anlatınca anlıyordu, aklında tutuyordu. Ben de oralardan yüklenmeye devam ettim ve daha iyi aileler, daha farklı aileler, daha çok çocuk gelmeye başladı. Onlarla daha çok çalıştık. Çok iyi ailelerle çalıştık. Onların çocuklarına işte Robert Kolej, Üsküdar Amerikan, Alman, Fransız liseleri, bu Galatasaray Lisesi gibi bir sürü okulları kazandırdık. Onları arkadaşlarına söyledikçe çevremiz daha çok gelişti. Sonra bir yer kurduk. Orada öğrenci hazırladık. Oradan Türkiye birincisi çıkardık. O Türkiye birincisi çıkartınca daha çok aile geldi. Onlar dediler ki biz de istiyoruz. Bir de benim güçlü bir ekibim var. Yani uzun yıllardır beraber çalıştığım bir ekibim var. Onlarla birlikte çalışarak devam ettik, yüklendik. Yani gerçekten de severek yapıyorduk. Yani evlenmeden önce yani ben günde 17 saat çalışıyordum. Yani hani bana da hiç rahatsız etmiyordu. Ben çok zevkliydi benim için. Yani bana çok böyle o çocuğun yapmasını sağlamak beni başarıyı acayip... görmek insana gurur veriyor değil mi? Evet, yani hani hayatını değiştirebiliyorsunuz, şekillendirebiliyorsunuz, iyi bir mimar olmasını sağlıyorsunuz. Yani benim iki tane eğittiğim öğrencim, şimdi çocukları olan öğrencilerim var, onlar ayrı ama Avustralya'da doktora yapıyorlar. Yani insan dönüp bakınca hakikaten gurur duyuyor. Yani hani ben bunun daha iyisini nasıl yaparım, ne yapmam lazım? Bu sefer eğitim almaya başladım. Yani koçluk eğitimleri aldık, çözüm odaklı yaklaşım eğitimleri aldık. Sonra kendi ekibime eğitimler aldırdım. Sonra profesörlerden özel eğitimler aldık. Zaman yönetimi, performans yönetim sistemi. Eğitim aldıkça eğitim almak da hoşuma gitti. Bu sefer arkadaşlara dedim ki her hafta bir eğitim alacağız. Her hafta bir eğitim alacağız. Bu sefer dedim ki yani bunları bir tek kendimizde tutarsak ayıp, yazık, günah. Yani hani insanlara vermek lazım. Bu sefer ilçe milli eğitimlere gittik. Dedik ki biz öğretmenlerinize ücretsiz eğitim vermek istiyoruz. Onlar dediler ki sen kimsin? İşte biz yayıncıyız. İşte soru bankası mı satacaksın? Yok, soru bankası satmayacağız. Eğitim vermek istiyoruz. Yani ben kalkacağım, geleceğim, eğitim vermek istiyorum. Tamam, işte orası teklif etti, öbür taraf teklif etti derken ciddi anlamda böyle Türkiye'de bayağı bir yani hani Mardin Kızıltepe'ye bile gidip ya da Erzurum'da işte bir sürü yere gidip oralarda öğretmenlere eğitim verdim. Bana da çok iyi geldi, çok huzur verdi. Sonra başka ne yaparım diye merak ettim. İşte o Finlandiya'daki eğitim sistemini merak ettim bu sefer. Arkadaşlar dedim beni Finlandiya'ya yollayın. Finlandiya'ya yolladılar. Orada bir hafta kaldım. Bir geliştirdiğim proje vardı, onu anlattım. Sonra bir sempozyum vardı, davet ettiler. İşte bak dünyadan insanlar gelecek, onları anlatır mısın? Anlatırım dedim ben de. Gittik onları yaptık. Yani böyle eğitimin içerisinde olmak, çocuğa yardım etmek, yani onun hayatına katkı sağlamaya çalışmak beni çok motive ediyor, anlatabiliyor muyum? Böyle ruhumu açıyor, dünyamı açıyor. Daha çok hareket etmemi. Hakikaten yani böyle hani... Nedir deseniz eğitim derim. Yani öyle garip bir şey benim adıma eğitim. Peki o zaman şimdi önümüzde çok zorlu bir sınav var. Evet, 13 gün her kaldı. Her yaşı gelen çocuğun heyecanlandığı gibi sadece 2 haftacık bir zaman var. Evet. Ve hem çocuklar hem de aileler çok heyecanlı, çok gergin. Üstüne üstlük de dünya olarak bir sınavdan geçiyoruz, zor bir dönemden geçiyoruz. bu sene sınava girenler için belki iyi tarafları, belki iyi, kötü tarafları var. Evet, bu yaşadığımız pandeminin. Hassas bir evet, sene. Zor bir sene. Çocuklar 2,5-3 aydır evde kapalılar. Evet. Uzaktan eğitim görüyorlar. Normal şartlarda hani hepimiz biliyoruz ki bu sınav döneminde hepsi ekstra ekstra. Orada ders, burada kurs, okulda etüt. Evet. Hocaların ekstra desteğiyle çok başka bir noktaya gelirlerken şimdi evde biraz kendi kendilerine kaldılar. Elbette ki online'a herkes ulaştı ve biliyorum ki sistem devam ediyor. Ben 6. sınıf öğrencisi velisi olarak son derece durumdan memnunum. Online'da da çok başarılı sonuçlar alındığını düşünüyorum. İyi takip ettiğiniz zaman bir sürü şey yapabiliyorsunuz online. Evet, İyi takip ettiğiniz ama önemli. Yine de çocukların çok heyecanları var. Şimdi ben yavaş yavaş sorular sormaya başlayayım. Oradan ki, konuyu buyurun. Açalım isterseniz. Tabii ki. Şimdi tabii gelen ki. En önemli sorulardan bir tanesi önümüzdeki son 2 haftayı nasıl değerlendirmeliyiz? Evet. Örnek sorumu çözmeliyiz? Ne yapmalıyız? Şimdi şöyle, 2 hafta kaldığı için çocuğun uyku düzeninin ayarlanmaya başlaması gereken bir dönemdeyiz. Çocuklar için 2020 LGS
Yani bu zor dönemden geçiyoruz ama bir avantajlı taraflar oluştu. Bunlardan bir tanesi şu. Çocuklar sadece ve sadece 8. sınıfın ilk dönemin konularından sınava girecekler. İşte bu mesela acaba pandeminin avantajlı tarafı mı? Son güne kadar eğitim almadıkları için evet. ilk dönemden sorumlular. Evet. Belki konular biraz daha az. Az ve onların hepsini biliyorlar zaten. Yani Hı-hı. matematikte çok az konu var. Yani üst üste köklü sayı var, EBOPEKOK var, işte grafikler var, çarpan özdeşlikler var. Bir de olasılık var, bir şey yok. Çok az konu var. Bu bir avantaj. Başka bir avantaj çocuklarımızın kendi okullarında girecek olması çok güzel bir avantaj. Yani bu ciddi anlamda çocuğa huzur veren, güven veren, tuvaletin yerini biliyor, oradaki yeri biliyor. Onun için bu ciddi anlamda çocuklara yönelik olarak avantaj sağlayan bir süreç. Bu gerçekten Hı-hı. güzel ve rahat bir akışkanlık sağlıyor. Şimdi başka bir noktaya baktığımız zaman da şöyle başka bir boyut daha var. Milli Eğitim çok ciddi sayıda örnek soru yayınladı bu yıl. Yani Milli Eğitim'deki gerçek sınavları hazırlayacak olan hocalar için bir havuz oluşturulur ve oralardan sorular seçilir. Ve aynı hocaların çok ciddi sayıda örnek sorusu var. Yani Milli Eğitim'in yayınladığı çok sayıda soru olmuş olması sınavın nasıl olacağına dair, nasıl bir sınav beklediğimize dair bize çok büyük ipuçları veriyor. Bu da bizi çok daha güvenli, çok daha iyi bir konumda tutan ve çok daha rahat bir alan yaratıyor. Peki bu son iki haftada ne kadar daha soru çözmeye devam etmeliler ya da bunu bir yerde durdurmak mı gerekiyor? Şöyle son güne kadar çözülebiliyor. Yani cuma Hı. günü ders çalışmasınlar, sınav cumartesi günü. Cumartesi günü sabah 9'da okulda olmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Sınav Kaçta başlayacak. Kalkmalılar? Gece heyecanlarını yenmek için ne yapmalılar? Hepsini anlatırım. Ertesi gün sınav varken Hı-hı. kalplerinin çarpması, akıllarının orada olması ve uyku tutturamamaları o kadar olası ki. Hı-hı. Şimdi buradaki hassas nokta şu. 9'da okulda olmaları gerekiyor. Bunun için evleri yakın olan çocuklar saat 7.30'da kalkıp kahvaltılarını edip saat 8.30 ya da 8.40 gibi evlerinden çıkarak okullarına gitmeye alıştırmalılar kendilerini. Ve her 9'da sabah... başlayacak sınav için kaçta orada olmalılar? Yok, sınav 9'da değil. 9.30'da başlıyor. Pardon, 9'da okulda oluyorlar. 9'da okulda olmalılar. Tamam. Evet, şimdi 9'da oldu. Okulda tamam. oluyorlar. Yani çocuklarımızın iki hafta boyunca her gün, her sabah saat 7.30 gibi kalkıp aynı kahvaltıyı edip saat 9.30'da evlerinde bir tam deneme yapmaları ve zaman tutarak yapmaları, sanki gerçek sınavmış gibi yapmaları çok önemli bir süreç. Hı hı. Diğer zamanlarda da ister istemez unuttukları konular varsa buna yönelik olarak öğretmenlerinden yardım isteyebilirler. İnternetten, EBA'dan, YouTube'dan bir sürü kaynaktan konu anlatımı dinleyebilirler. Özet çıkartabilirler, tekrar yapabilirler. Bu çocuklarımızı çok ciddi anlamda güçlendirir. Yapabilen öğrenciler için günde iki deneme yapılabilir. Bir tanesi sabah, bir tanesi akşam şeklinde deneme yapılabilir. Ama bunu yapmakta zorlanıyorsa öğrenci her gün bir tane deneme yapmasında fayda var. Ve bunu sabah 9.30'da başlaması lazım ki vücut ritmini ona göre ayarlasın. Peki şimdi burada çok önemli bir soru devreye giriyor. Benim Buyurun. Çok yakın arkadaşlarımdan da gelen bir soru bu. Aha. Çocuklar bu deneme sınavlarını yaparken bazen kötü sonuçlar alıyorlar. Mesela bugün bir arkadaşımın çocuğu kötü bir sonuç almış ve o kadar çok ağlamış ki. İster istemez şimdi psikolojileri zaten hani 2,5-3 aydır evde olmanın getirdiği evet. bir baskı var üstlerinde. Tabii. Bir de olası Hı-hı. bir aldıkları kötü sonuç onların morallerini daha kolay bozuyor. Halbuki Hı-hı. bu son iki haftada sanıyorum morallerini yüksek tutmaları onların başarılarını evet. yükseltmek için bir avantaj Tabii. olacak. Ailenin güven vermesi önemli. Ailenin çocuğunun yapabileceğine inanması önemli. Çocuk yapamadığı zaman bunun çok bir sorun olmadığını, bir sonrakinde yapabileceğini inandırması, şansını denemesi gerektiğini, onları zaten bildiğine inandırmasını ve bir daha ayağa kaldırması lazım ailenin. Yani bu Hı-hı. noktada destekleyici aile çok önemli. Çünkü hepimizin canı sıkıldığı, kötü gittiği zamanlar oluyor. O noktada ailemiz bize yardım ediyor. Bir şekilde çocuğa da aile olarak yardım ettiğimiz zaman, güven verdiğimiz zaman, huzur verdiğimiz zaman çocuğumuz kendi potansiyelini kullanmaya yönelik olarak açılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Yanlışları çıkabilir. 3 yanlışı çıkabilir, 5 yanlışı çıkabilir, 15 yanlışı çıkabilir. Bir sorun değil. 13 gün var. 13 günde çok şey değiştirilebilir. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Çocuk eksiklerin üzerine gittiğinde, yapamadığı her soruyu sorduğunda ve yapamadığı her soruyu öğrendiğinde oradan büyük bir bilgi birikimi alıyor. Çünkü onun kaçırdığı yerler minik yerler artık. Çünkü onlar çok sefer anlatıldı onlara. O minik yerleri toparladığımız zaman yani
5 yanlışı olan bir öğrenci fullen çıkabiliyor. 7 yanlışı olan bir öğrenci bir yanlış, 2 yanlışla çıkabiliyor. Yani son 13 günde çok hayat değiştiren, çok şeyini değiştirebilen çok çocuk gördüm ben. Yani önemli olan o çabanın içerisinde kalmak, o niyetin içerisinde kalmak, o yapmaya çalışma potansiyelini devam ettirmek. Burada da aileye çok önemli görev düşüyor. Çok önemli. Tabii. Yani çocuğun yani moralinin bozulduğu yerde ona tam destek olup o moralini evet yukarıda tutmak, değil mi? Evet. Heyecanın yani moralini yukarıda tutmak ve şöyle bir şey var. Çocuk kendine soru sorar. Kazanamazsam ne olur? Kazanamazsam beni severler mi? Kazanamazsam tatile gidebilir miyiz? Bir sürü şey sorar. Dünyanın sonu değil. Dünyanın sonu değil ve orada dünyanın sonu değil demek önemli olduğu gibi onun sonucunda da yaz tatiline yönelik olarak tatil yapmak isteyen ailelere söylüyorum. Yaşam planları yapıldığı zaman çocuk kendini daha güvende hisseder. İşte anneannene gidebiliriz, teyzene gidebiliriz, Çeşme'ye gidebiliriz, Bodrum'a gidebiliriz, Kapadokya'ya gidebiliriz gibi. Arkadan minik banka arıyor arada da, özür dilerim. O planları yaptığınız zaman çocuk oralardan kendisini daha güvende hissediyor. Çocuk oralardan yana dönüp diyor ki ben iyi durumdayım ve ailem beni sevmeye devam edecek. Ben ailemle güzel günler, güzel zamanlar geçirmeye devam edeceğim. Yani bir şey elbette olmaz demek başka bir şey. Bir de bir şey olmayacağına dair yaşam planları yapmak daha da büyük güven veriyor. Hı hı hı. Zaten aslında hayatın her anında, sadece sınav döneminde değil, her zaman her şartta çocuklarımızın arkasında olduğumuzu onlara evet göstermemiz hissettirmek gerekiyor. Önemli. Sadece sınav dönemi değil, hayatın her anında. Hatalar tabii da yapılır ama hı, aileden daha fazla onları sevebilecek ve koruyabilecek yok, kimse yok hayatta. Yani dünyanın en güçlü canlısı aile gerekiyor zaten yani. Hani en büyük canlısı aile yani. Ve yani bu dünyada anne olarak sizi en çok tanıyan canlı sizin çocuklarınızdır her zaman. Sizin çocuğunuz, sizin saçınızı taramanızdan, sizin seçtiğiniz küpeden, sizin oturuşunuzdan, sizin ruh halinizi anlar. Yani ona güven vermeniz, ona destek olmanız, onun yapabileceğini hissediyor. Kesinlikle. Yani gelen misafire duruşunuzdan hissediyor çocuk. Bir şey mi oldu kesinlikle diye soruyor mesela. Kesinlikle. Peki sorularıma devam ediyorum. Tabii ki. Biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Hani bu son 13 günde ne kahvaltı ediyorsa son günde aynı kahvaltı yetmeli, evet, değil mi? Aynı hani yatakta yatması. Sınav gününde bir ayrıcalık yapmamalı. Yok. Aynı bu yatakta yatması önemli. Aynı saatte yatması önemli. Aynı saatte kalkması önemli. Bazen aileler son gece işte iyi uyusun diye biraz erken yatırıyorlar. İşte çocuk normalde 10.45'te yatıyorsa 9.30'da yatırıyorlar. O zaman çocuk sabah saat 6'da uyanıyor. Yani bu iyi bir yöntem değil. O zaman orada kaygı gelmeye başlıyor. Ya da geç yatmak istiyor çocuk. Yani çocuğun belli bir rutinini oluşturmak, vücudunun yaşamı normal olarak algılamasını sağlamak önemli. Yani çocuk diyecek ki ben güvendeyim, ben normal devam ediyorum ve sınavına girecek ve yapabildiğini yapmaya çalışacak. Anlatabiliyor muyum? Yani ondaki önemli olan nokta çocuğun yapabildiğini yapmaya çalışmak. Tabii son dönem geldi. Orada çocukla iyi konuşmak önemli. Yani çocuğun iyi yapmasına yönelik olarak eksiği varsa bu eksiği bulup onu iyiye götürmek önemli ama sürekli eksik soran ailede de çocuk diyor ki bana yeterince güvenmiyorlar. Özgüven eksikliği olacak bu sefer. Bir evet, yandan yani bu endişeyi de, bu baskıyı da çocuğun omuzlarına yüklememek lazım herhalde. Evet, dengeli olmak gerekiyor. Yani gündelik hayatı konuşur gibi bir eksiği varsa onu devam ettirip onu iyiye götürmeye yönelik olarak hareket etmek gerekiyor. Ama bazı çocukların da özgüvenleri fazla korunmaktan yüksek olabiliyor. O zaman da o çocuklarda soruya yeterince özen göstermeme oluyor. Ben zaten bunları yaparım. Yani ben mi yapamayacağım? Bir artistlik içerisine girebiliyor. O zaman da soruya... O da tehlikeli. O da tehlikeli çünkü boşuna kaçırıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani soruyu tam okumadığı için ya da işlemleri sırasıyla yapmadığı için ya da yaptığı işlemleri kontrol etmediği için soru kaçırıyor. Yani güvenin dengelisi önemli. Yani yapabileceğine dair pozitif hissiyat yaşaması, yapabileceğine dair hareket etmek istemesi, yapabileceğine dair olumlu duygular taşıması ama özen gösterirse yapabileceğine dair bir hissiyat olması. Özen yani göstermekten vazgeçmiyor olması ve önemsemesi. Evet. Önemsemek derken elbette ki çok önemsiyorlar. Hı-hı. Ama hani arada bir ben yaparım havasına hı-hı girmemek gerekiyor. Biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet, sanırım özen göstermek yani çok önemli bir değişkendir sınavda. Hassasiyet peki var çünkü orada. O zaman şöyle bir soru var.
Şimdi genelde zamanı yettirememek gibi bir endişe var ve böyle bir durumda da hangi sorudan başlasınlar? En iyi bildikleri dersten mi başlasınlar gibi Anladım. sorular geliyor. Şimdi şöyle, oradaki şey şu. Şimdi deneme, yani büyük bir tiyatro gösterisinde bir sürü önce prova yapılıyor ve provanın içerisinde yaşanan sorunlar. Diyorlar ki ışığı erken açtınız, işte ses sistemi erken girdi, bir sürü şey anlatıyorlar. Burada da deneme yaparak çocuğu sınav yapmaya alıştırmak gerekiyor. Yani çocuk sürekli matematikten başlıyorsa ve oradan belli bir ritim tutturup devam ediyorsa onu bozmayıp onu güçlendirmek gerekiyor. Bazı çocuk fenden başlayabiliyor, fenden başlayabilir, bir sorun yok. Oradan bir ritim tutturduysa onu güçlendirmeye çalışabiliriz. Şimdi özellikle sayısal bölümde biraz daha zamandan yana sorun yaşıyorlar. Sayısal bölümde de aslında zengin bir zaman var. Bir soru başına 2 dakika veriyor sistem. Ama soruları iyi okumak önemli, tane tane yapmak önemli. Turlama diye bir teknik var. Yani matematikteki birinci soruya baktı çocuk, yaptı. İkinci soruya baktı, yaptı. Üçüncü soru baktı, zor geldi. 2 dakikasını, 2,5 dakikasını alacak. O soruyu geçmesi lazım. Üçüncü soruyu yapar. Daha sonra onun üzerine yine devam edebilir. Yedinci soru yapamadı, sekizinci soru yapamadı, dokuzuncu soru yapamadı. Onuncu soruya devam edebilir, 11. soruya, 12. soruya devam edebilir. Sonrasında o Yapamadığıyla sorulara vakit geri harcamak dönebilir. yerine bir an önce geçip sonra geri dönmek en azından ileride garanti yapacağı soruları kaybetmemek açısından önemli. Evet, bütün soruların hepsi aynı puan çünkü önce yapabildiği atıyorum 20 sorudan 10 tanesini rahat yapıyor. Onları yapması lazım. Onları kodlarken dikkat etmesi lazım. 8. soruyu yaptıysa 8. soruyu kodlaması lazım. 6. soruyu yaptıysa 6. soruyu Evet, kodlaması lazım. kaydırma dediğimiz şey çok Evet, tehlikeli, değil bu mi? Çok tehlikeli bir şey. Oraya tehlikeli. dikkat etmek önemli. Bir de bununla birlikte de sonra ikinci seviyede yapabileceği sorulara geçmesi gerekiyor. Dakikalık süreler içerisinde yapması gerekiyor. Ondan sonraki süreçte de üçüncü seviyede yani onu zorlama potansiyeli olan, onu yapma potansiyelini düşürecek olan sorulara yönelik olarak hareket etmesi gerekiyor. Peki şimdi mesela birkaç veliden şöyle bir soru var. Ben beraber yayın yapacağımızı duyurduğumda oraya soruların da Ne gelmesini güzel. rica etmiştim. En azından biraz da dersime çalışmaya çalıştım sizle Güzel. yayından önce. Şöyle bir şey var. Mesela veliler diyor ki geçen sene eleyici dal olarak matematik seçilmişti. Bu sene de sizce böyle bir eleyici dal var mı? Hani daha üstünde Anladım. durulması gereken bir taraf var mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Biz her sınavda öğretmenlerimize, zümre başkanlarımıza birlikte otururuz. O yıl hangi bölümün zor geleceği o anda belli olur. Bazı yıllar Türkçe biraz daha zor olur. Bazı yıllar işte fen biraz daha zor olur. Bazı yıllar matematik, bazı yıllar İngilizce'deki seçici soru sayısı fazladır. Şimdi seçici soru sayısının fazla olması bir sorun değildir. Sıralama sınavlarının zor veya kolay olması önemli değildir. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Belki bu yıl 3 yanlış yapan çocuk Türkiye birincisi olacak. Biz bunu bilmiyoruz. Tabii. Belki 5 yanlış yapan çocuk Türkiye. Çünkü bu bir sıralama sınavı. Yani şöyle söyleyeyim ben bundan 15 yıl önce öğrenci hazırlarken işte o zaman 100 soru vardı. 25, 25, 25 olmak üzere. Bir öğrenci 100 sorudan 12 yanlış yaptığı zaman biz derdik ki tamam bu çocuk Galatasaray'a girer, Robert'e girer. Giriyordu. O zaman sınav daha zordu. Şimdi sınav daha kolay olduğu için biz zaten full'ü konuşabiliyoruz. Anladım. Yani Peki bu sene için sınavın zorluğu ile ilgili bir öngörünüz var mı? şöyle belli bir seçicilikte olmak zorunda çünkü yani Eleyebilmesi lazım. eleyebilmesi lazım. Yani mesela 3.000 tane Türkiye birincisi. Şimdi yani 3.000 kişi ama Robert'in kapasitesi belli, Galatasaray'ın kapasitesi belli, İstanbul Erkek'in kapasitesi belli, Kabataş'ın kapasitesi belli. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman eliminasyon sistemi işte geçmişte okulda aldığı notlardan tutun da çocuğun daha genç olmasına, daha yaşının ufak olmasına kadar gidebiliyor. Yani çocuk bundan 13 yıl önce Şubat ayında doğmasıyla Nisan ayında doğması onunla alakalı bir durum değil ki. Tabii O ki, doğmuş tabii. bitmiş. Yani işte onun için belli bir zorlukta olması bir eliminasyon yaratıyor. Çünkü bu bir eliminasyon sınavı. Yani eliminasyonun iyi olması her zaman daha iyidir, daha dengelidir. Yani bazı yıllar full yapan çok öğrenci olur, bazı yıllar full yapan çok az öğrenci olur. Şimdi Yani de bu sene ikinci dönemin derslerinden sorumlu olmayacakları için. Bir de öyle belli bir bir avantaj var bir yandan ama bu tabii işi daha da zorlaştırabilir. zorlaştırabilir ama yani zor veya kolay olması önemli değildir sıralama sınavlarının. Yani zorsa da herkese zordur.
Yani öyle bir sınav organize ederseniz ki işte geçen yıl Türkiye birincisi atıyorum ben size 1000 tane çıkmıştır. Bu yıl en iyi yapan 7 yanlışla çıkar. Yani yine aynı konulardan soru soruyorsun. Siz onu yönetebilirsiniz yani şeysel anlamda. Yani öğretmen olarak onu yönetebileceğiniz bir alandır o sizin. Belli bir zorlukta olması iyidir. Yani onu söyleyeyim ben size ki bir ama eliminasyon bu çocukları korkutmasın. Olursun. Şimdi, bu çocukları mesela korkutmasın ilk yayını yani. Açtığımız anda hocam korkuyorum diye bir mesaj gördüm ben yorumları evet. Kapatana kadar. Korkmayın. Ben tabii başka bir taraftan bakıyorum. Ben anneyim. Anne ile bakıyorum. Ve bir çocuğun sınavdan korkması, heyecanlanması, üzülmesi benim en kalbimin dayanamadığı şey. Hassas ben, bir durum tabii. Ben bambaşka bir taraftan bakıyorum. Çok duygusal bakıyorum mesele. Anladım. Yani şöyle bir durum var. İşte yaşamımızın içerisinde büyüdükçe bir sürü zorluğu, hassas ya da karar alınması gereken ya da sınav pozisyonunda geçtiğimiz bir sürü durumla karşılaşacağız. Elbette. İşte aile olarak böyle durumlara yönelik olarak çocuğu eğitmek daha önemli bir şeydir. Yani çocuğunuz korkuyorsa küçük ve sizin yanınızda korksun. Siz ona korkunca ne yapacağını öğretin. Evet, doğru. Yani hani doğru. O zaman çocuk yaşamla baş edebiliyor. Öbür kesinlikle. Türlü çocuk yani... Sürekli korumacı olmak ona fayda sağlamıyor. Bunu gerçekten biliyorum. Sağlamıyor söylediğimde yani. Bu değildi zaten. Biliyorum ben anladım da heyecanı, sadece diğer ailelere yönelik olarak evet, onu evet. Söyledim. Onun heyecanı sadece beni de heyecanlandırıyor. Peki tabii, o zaman hemen şey. Şuna dönelim. Buyurun. Çok. Şimdi geçtiğimiz zamanlar ve artık 1 Haziran itibariyle yani uzun evet. bir süre zaten evlerimizde yaşadık, kısıtlamalar evet. vardı. Hala bu yaş çocuklar için kısıtlamalar var. İşte belli saatlerde dışarı çıkabiliyorlar. Ve hepimizin alışık olmadığı çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Evet. Sokakta herkes birer maskeyle dolaşıyor. Evet. Bu çocuklar da sınava gidinceye kadar suratlarına maske olacak. Ama evet. sınıfların içinde sanıyorum sınav sırasında maskeli maske olmayacaklar. Yok. Maske yok. Sınavda peki. Maske yok. Bu bir daha endişe rahat. Ve kaos. Sizce kendi okullarında girmeleri onlara avantaj sağlayacağı gibi bir yandan sosyal mesafe vesaire gibi sonuçta hepsi akla eren çocuklar televizyondan da internetten de tüm haberleri alabiliyorlar. Tabii canım. Bütün bunlar onlar için bir kaos oluşturacak mı? Bir kaos ortamı olacak mı sizce? Şöyle bazılarımız insan olarak yeniliğe daha çok açıktır. Bazılarımız yeniliğe biraz daha kapalı olabiliyor. Bazılarımız stresi daha iyi yönetebiliyor. Bazılarımız daha iyi organizasyon yapabiliyor. Birbirimizden ayıran şey zaten bu evet, aslında. Bazılarımız farklılıkları daha hızlı adapte olabiliyor. Bazılarımız sadece aynı şeyleri yaparak kendini güvende hissedebiliyor. Yani hepimizin çeşitli özellikleri var. Şimdi sınavın bu şekilde olmuş olması oradaki o becerileri yönetebilen çocukları seçiyor. Anlatabildim mi? Peki aileler biraz daha bu anlamda çocuklarını sakinleştirmek için bir yol çizebilir mi? Sizin bir tavsiyeniz var mı? Şöyle, çocuğa güvenli bir şekilde ve normal bir şekilde bunu anlattığınız zaman çocuk bunu anlayabilecek yaşta. Yani bir 8. sınıf öğrencisi bu söylediğinizi anlıyor. Yaşamın gerçeği bu diyorsunuz. Yani nasıl? İşte oyun oynarken yaşamın gerçeğinden bahsediyorsunuz ya da işte akşam dişlerini fırçalaması gerektiği zaman yaşamın gerçeğinden bahsediyorsunuz. Burada da o yaşamın gerçeği bu böyle bir şey. Senin için de geçerli, Ali için de geçerli, Kemal için de geçerli, Arzu için de herkes için aynı şey geçerli. Ve burada benim senden ricam kendini kontrol edip elinden gelen bütün güçle bütün gücünü ona koyman. Hadi gel biz 13 gün boyunca bunun denemesini yapalım. Yani o denemeyi yapa yapa çocuğunuzu ona alıştırabilirsiniz. Deneme zaten adı üzerinde deniyorsunuz. Bir aksaklık çıkınca diyorsunuz ki böyle bir sorun oldu. Şimdi bir sonrakinde bunu deneyelim. Ha burada bir sorun oldu. Şimdi bunu deneyelim. Anlatabiliyor muyum? Bir deneme sistemi olduğu için deneyecek vakit var ve çocuklar da okullarında zaten sınavlara girmiş durumdalar. Çocuklar YouTube'dan, öğretmenlerinden o bilgilere sahipler. Yani biliyor ne olacağını anlatabiliyor muyum? Aslında sadece hazırlar. Zaten 13 gün kala artık hazır olmalılar. Hazırlar yani. Hani şeysel anlamda bir sorun yok. Zaten bütün herkes bunu konuşuyor. Sadece ilk dönem konuları var. Herkes aynı durumda. Yani ben Kayseri'ye gittim. Kayseri'deki çocuk da aynı kaygıyı yaşıyor. Muğla'ya gittim. Muğla'daki çocuk da. Bir kere bunda hemfikiriz. Tamamen adaletli bir sınav.
Çok adaletli İşin acayip sınav. Tarafı aslında dünyanın her yerinde şu anda şartlar eşit. Sadece tabii. Türkiye'de değil. Evet tabii. Belki başka ülkelerde böyle bir sınava girmiyorlar. Onların eğitim sistemi farklı olabilir ama yaşanan psikolojik baskı kısmı, eve kapanma kısmı ya da işte tabii. eğitimden geri kalma ya da online eğitimle hayata devam etme kısmı evet. dünyanın her yerinde eşit. Başımıza kesinlikle. Bir şey geldi ve hep beraber bunu yaşıyoruz. Yaşayacağız. Evet. Ve atlatacağız. Dolayısıyla evet endişeler var ama hepsinin üstesinden de geleceğiz. Bir yandan da böyle şimdi bakmak lazım. Pınar Hanım, şimdi bana bunu anlattınız ya ve aynı zamanda ailelere bunu anlattınız ya son 2,5 dakikada. Bu anlattığınız gibi çocuğa anlattığınız zaman ha tamam şartlar eşitse ve dünyanın her yerinde böyleyse ve biz bununla mücadele edip biz bununla başa çıkacaksak tamam ben de bunu yapmaya çalışayım diyor çocuk. Bakış açısı çok önemli. Tabii ki ailenin bakış açısı çok önemli. Kesinlikle. Evet, ailenin güven vermesi, huzur vermesi önemli yani. Peki şimdi sınavla ilgili sorularımız var. Şimdi bir yanıtlar ne zaman açıklanacak? İki kitapçıklar ne zaman, saat kaçta dağılacak? Kitapçıklar iki gün sonra verilecek. Yani aynı gün yoğunluk olmasın diye iki gün sonra verilecek. Temmuz'un ortasında da yanıtlar açıklanacak. Yani cevaplar çıkan Temmuz'un zaten de. Temmuz'un ortasında açıklanacak. Hemen sonuçlar kitaplar verilince açık. Sonuçlar evet. Peki yanıtlar? Yanıtları zaten kitapçıklar alınca hemen söyleyebiliriz. Biz öğretmenler olarak onları pıt diye çözeriz. Deriz ki işte 1A, 2B, 3C falan filan. Yani hemen. Hani onlar hemen peki. internete düşer. Peki ama sonuçların açıklanması Temmuz'un ortasını bulacak. Evet, Temmuz'un ortasını ve dolayısıyla duracak. Kayıt işlemleri başlayacak. Öncelikle özel okullara yönelik olarak kayıt sistemleri açıklanıyor. Özel okulların kayıt sistemleri tamamlandıktan sonra o 3-4 haftalık bir süreçtir. Ondan sonra devlet okullarına yönelik olarak sistem açıklanıyor. Yani bir öğrencinin hem özel okullara hem de devlet okullarına tercih yapma şansı yok. Sistem diyor ki ikisine birden oynayıp da birbirinde yer tutup da sonra sistemleri boşluğa bırakma. Çünkü bir 7-8 yıl önce böyle bir sorun olmuştu. Özel okula gitmek isteyenler özel okul kaydını yapacaklar. E-okuldan öğrenci kayıtlı hale gelecek. Geri kalan öğrencilere yönelik olarak devlet okullarında kontenjanlar oluşup onların oraya tercih etme hakkı olmuş olacak. Doğru karar vermek, iyi düşünmek evet. çok önemli tabii ki. Evet. Peki İl Milli Eğitim Müdürü artan Anadolu Lisesi kontenjanından bahsetti. Nitelikli yabancı okullar için de aynı şey geçerli mi? Bu bir Milli soru. Eğitim Milli Eğitim Bakanımız bahsetti. Bugün bahsetti. Sayın Ziya Hocamız bahsetti. özel ben okullarda şimdi konuya kontenjan... dediğim gibi çok hakim değilim. Dolayısıyla Ziya... gelen velilerden evet. gelen sayı. Yoksa Ziya arada, Selçuk bahsetti. Ziya Selçuk, Profesör Doktor Ziya Selçuk. Bana göre bu dönemi müthiş yönetti. Çok güzel bu, yönetti. Çok kalben bir veli olarak kendisine bir kere daha teşekkür ediyorum. Ben de. Sonuna çok kadar saygı zaten duyduğum bakanımıza bir insandır hep yani. Yanında çok saygı olduğumuzu ve saygımızı insandır. Hep iletiyoruz. Hı-hı. Mümkün olduğu kadar EBA için masal okuyan annelerden biriyim ben. Ne güzel. Hakikaten bu dönemi çok doğru çocukların yanında olarak, onları hissederek, onları anlayarak, psikolojilerini anlayarak çok duyarlıdır çok Ziya doğru amca. Önderlik ettiğini düşünüyorum. Hakikaten evet. bu dönemin mükemmel yönetildiğini evet. düşünen velilerden biriyim. Ben de aynı kanaatteyim. Bu da önemli bir soru. Yani şöyle yabancı milli eğitimde okullar. Devlet okullarında kontenjan artışı oldu. Bu yıl 4+4+4 sistemindeki çift taraflı binme yüzünden biraz daha fazla öğrenci giriyor. Buna yönelik olarak bir ayarlanma yapıldı ve çok ciddi anlamda %50'den daha fazla olmak üzere bir kontenjan artışı sağlandı. Ve o kontenjan artışı doğrultusunda Anadolu Liselerini ve Fen Liselerini tercih edecek olan ailelerde çok daha bir iyi pozisyonlar oluştuğunu çok rahatlıkla size söyleyebilirim. Ama yabancı okullar kendi kontenjanlarını kendi fiziksel imkanları doğrultusunda alırlar. Yani bir okulun kontenjanı sınıf büyüklüklerinden tutun işte alanlarına kadar, tuvalet sayısına kadar hesaplanan bir algoritma üzerinden kontenjan verilir. Yani bir Saint Benoît'nin, bir Robert Kolej'in kendi kontenjanları vardır. Onlar bazen kendi sınıf durumlarına göre minik minik kontenjan artışı yapabilirler. Ama genel anlamda onlar sabittir. Çünkü binanın yapısıyla bir sınırlı olan çerçeveler o kadar etkili. Var. Ben bir Saint Benoît mezunuyum. Sen bunu alayım. Dolayısıyla hakikaten çok eski bir manastır binanın evet. içinde yapılan bir eğitimde o sınıfı 5 santim bile büyütebilmeniz mümkün değil. İşte o bir kontenjan sınıfı şey yaratıyor, şartı yaratıyor açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Yani o kontenjan şartı dolayısıyla mezun olan öğrenci ve alttan gelecek olan öğrencinin sınıflara dağılımı üzerinden oluşan bir sistem o. Anladım. Dolayısıyla şimdilik Anadolu Liseleri için geçerli. Ve Fen Liseleri için geçerli. Ben izninizle birazcık yorumları açacağım.
Tabii ki. Bu arada sizin eklemek istediğim, benim aklıma gelenler ve bir yandan da bugüne kadar bana sormam rica edilen sorular bu kadardı. Tamam. Şimdi atladığımız bir şey varsa ne olur siz bana iletin. Ve bir yandan da tabii ki takipçilerimizden gelen sorular varsa onları size yönelteceğim. Tabii ki. Yani şöyle, bir iki tane bizim çeşitli çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesinden bahsetmek istedim. Biz başarılı öğrencilerin özelliklerini çıkarttık. Davranışlarını çıkarttık. Nasıl başarılı oluyor çocuk? Ne yapıyor başarılı oluyor diye. Bunu sizden birlikte annelere de bahsetmek istiyorum. Dersi iyi dinleyen çocuk daha başarılı. Yani bir anne olarak çocuğunuzun iyi dersi dinleyip dinlemediğini kontrol etmeniz çok önemli bir değişkendir. Nasıl kıyafetini temiz tutmasını, arkadaşlarını iyi geçinmesini kontrol ediyorsanız, aynı şekilde dersi iyi dinleyen bir çocuk çok ciddi anlamda daha başarılı. Derste iyi not tutan çocuk daha başarılı ve derste anlamadıklarını soran çocuk daha başarılı. Yani çocuğunuzun okulda anlamadığı her şeyi sorup sormadığını kontrol etmeniz önemli. Eve gelince tekrar yapan çocuk daha başarılı, çok soru çözen çocuk daha başarılı ve anlamadıklarını soran çocuk daha başarılı. Bunlar önemli. Bir de biz başarılı çocukların ailelerinin ortak özelliklerini çıkarttık. Yani aile ne yapıyor ki çocuk başarılı oluyor? Ne yapıyor? Evet. Öncelikle çocuğuna sorumluluk veriyor. Çocuk kendi odasını topluyor, çocuk yatağını topluyor, kendi alışverişiyle ilgili fikir yürütüyor. Haftada bir akşam ailesine yemek yapıyor, bulaşık makinesini kullanıyor, çamaşır makinesini kullanıyor, ütü yapabiliyor, tatlı yapmayı biliyor, 81 ili ve yerlerini biliyor, 50 ülke başkentlerini biliyor gibi çeşitli özellikleri var. Başarılı çocukların ailelerinin ortak davranışlarından bir tanesi de şu: onlar başarı odaklı değiller, çaba odaklılar. Çocuğun çabasına saygı duyuyorlar. Yani bu çabayı harcadığı için ona teşekkür ediyorlar. Elbette, elbette. Önemli olan sonuçta herkes en iyi olmak zorunda değil. Yapabileceğinin en iyisini yapmalı. Evet. Doğru mu? Kesinlikle aynı kanaatim. Kesinlikle aynı kanaatim. Yapabileceğinin en iyisini yapmalı. O çaba açık kaldığı sürece çocuk bir sürü şey yapabiliyor. Çaba açık kaldığı sürece çocuk daha çok gelişebiliyor. Yani 40 yaşına da gelince Almanca öğrenmesi gerekiyorsa gidip Almanca öğrenebiliyor. Yani çabayı açık tutmak, çabaya saygı duymak önemli. Bir de çocuğunu yapabilmesine yönelik olarak koruyor. Yani bazı konularda çok duyarlı ama çocuğun kendi yapabileceği şeylerde karışmayan ailenin çocuğu daha başarılı oluyor. Yani kendi yapabileceği... Korumacılık bir yere kadar. Korumacılık kendi görevlerini bir yere kadar. Bilmeli elbette. Evet, yani peki, o zaman daha iyi gidiyor çocuk. Yine gelen sorular arasında inatla heyecanın yenmesi için ne yapmalıyım? Sınav hakkında iletişim kuramıyorum, benimle konuşmuyor var. Hep işte çok heyecanlanıyorlar, deneme yaparken bile çok heyecanlanıyorlar. Ne yapmalıyız diye sorular çok fazla. Ben bir yandan sizi dinliyorum, bir yandan ekrandan sorulara bakıyorum. Tamamdır. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah, ne demek? Şöyle, çocukların bazı denemeleri daha iyi geliyordur. Ne olduğu zaman denemenin daha iyi geldiğine bakmaları lazım ve o ortamları yaratmaları lazım. Çocuğunuza ne anlattığınız zaman çocuğunuz kendisini daha güvende hissediyor, ona bakmanız lazım. Çocuğunuza ne konuştuğunuz zaman çocuğunuz kendisini yapabilme gücünü arttırıyor, bunu bulmanız lazım. Çocuğunuz ne zamanlarda kendi potansiyelini daha iyi kullanıyor, bunu bulmanız lazım. Bir de şöyle, gidebileceği okulların çoğunu çocukla konuştuğunuz zaman iyiden kötüye kadar, o okulların hepsinde hayatına devam edebileceği güveni verdiğiniz zaman çocuk yaşamı kabul etmeye başlıyor. Yani A okuluna da gidebilirim, B okuluna da gidebilirim, C okuluna da gidebilirim, F okuluna da gidebilirim. Bir sorun yok. Oralara gidip orada en iyisini yapmaya çalışacağım. Yani buradaki önemli olan nokta o okulları kabul edeceğinizi, o okulları onaylayacağınızı çocuğunuza hissettirmeniz. Ama çocuğunuzun yapabileceğinin en iyisini beklemek gerekiyor. Evet, elbette. Evet. Herkes en iyi olamaz ama hayatta da bu böyle zaten. Hepimizin yaptığı şeyler, yapabildikleri, başarıları ve tercihleri, becerileri farklı. Bu sebeple zaten hepimiz birbirimizden başkayız ve başka meslekler yapıyoruz. Tabii herkes kendi içine özel. Dolayısıyla çocuğun kendi içinde bir savaşta olması, başkalarıyla kıyaslamak değil. Evet, bu bir sınav, kabul ediyorum ve evet bir sürü çocuk aynı anda sınava giriyor ama yine de kendi yapabileceğinin en iyisini yapması gerektiğini zannediyorum çocuğa anlatmak en önemlisi. Evet, ve onu denemesi gerektiğini söylemeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani oraya kadar geldin, dene. Ne çıkarsa tamam, sorun yok. Tabii yani ki. Çünkü bazı çocuk denemekten korkar. Bazı çocuk yapınca olmamasından korkar. Bazı çocuk
bir karmaşa yaşayıp çok ters bir durumda kalmaktan korkar. Buraları bile çocukla konuşup da sonucunda bunu güzel bir yere bağladığınız zaman, çocuğu motive ettiğiniz zaman çocuğunuzun yapabilme gücü artıyor. Öbür türlü o ne olursa ne olur, bu ters giderse ne olur, şu şöyle olursa ne olur, sorular zor gelirse ne olur, kötü bir yer kazanırsam ne olur? Hayatta bunların hepsi var zaten. Var hayatta yani. Bunların hepsi var. Var. Yani işte bunu çocuğa hissettirmek, anlatmak ve sizin güvenlik alanınızdayken çocuğunuza yönelik olarak bunu öğretmeniz daha önemli bir şeydir. Başka bir minik bir şey paylaşmak istiyorum. Acar Baltaş, Zuhal Baltaş, işte uzman psikologlar. Mesela Zuhal Hanım'ın yapmış olduğu bir araştırma var. İşte devamı olan okullara yönelik olarak araştırma var. İşte bazı okulların devamı var. Aileler işte çocuğumuz sınav kaygısı yaşamasın, işte zorlanmasın diye devamı olan okullara yollayabiliyorlar. Mesela Zuhal Hanım buna yönelik olarak bir araştırma yapmış. Ailelerle görüşmüş. Sonrasında da çocuklara bir anket uygulamış. Bu çocuk nasıl algılıyor bunu diye. Çocuklardan gelen feedback şu şekilde. Ailem diyor bana yeterince güvenmediği için beni böyle bir okula verdi diyor. Bana güvenseydi beni hazırlardı diyor. Yani yaptığınız her hareketin çocuğun dünyasında bir karşılığı var. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani hani çok önemli. Mesela siz bir şey olup mutfağa gittiğiniz zaman o oradan bir şey anlıyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Siz ona yönelik olarak mesela atıyorum bir haksızlıkla karşılaştığınız zaman yaptığınız hareketten o bir şey öğreniyor. Evet. Yani yaptığınız harekete hakikaten çok dikkat etmek gerekiyor. Çok haklısınız. Çünkü onlara çok başka sinyal olarak geçebiliyor aslında. Sizin evet. niyetiniz çok iyi olsa da çok başka yerlere de çekilebiliyor. Peki hemen bir soru daha geliyor. Okul seçimiyle ilgili nasıl yönlendirmeliyiz? Çünkü her okul için internette yeteri kadar açıklama yok gibi bir soru geldi. Okula gitmeleri gerekiyor. Okula giderek orada müdürle, müdür yardımcısıyla, rehberlik uzmanıyla, hocalarla görüşüp onlara bazı sorular sormaları gerekiyor. Mesela bu okulun, niye ben bu okula geleyim? Bu okulun özellikleri nelerdir? Okulun üniversite başarıları nelerdir? Sayısal ağırlıklı bir okul mu yoksa eşit ağırlıklı bir okul mu? Yani sizin çocuğunuz avukat olmak istiyorsa, sizin çocuğunuz bir edebiyatçı olmak istiyorsa, yani ona yönelik olarak daha başarılı olan, daha güzel besleyen okullar varken çocuğunuz bir sayısal ağırlıklı bir yapıysa, yani bir mühendis olmak istiyorsa, onu daha çok besleyen çeşitli yapılar var. Mesela çocuğunuz çok sosyal bir çocuksa, ona yönelik olarak okullar var. Oradan mezun olan insanların hayat hikayelerine bakmaya çalışmanız, oradan mezun olan insanların hangi okullara gittiğini, oradan mezun olan insanların yaşamda ne yaptığına bakmanız size birer yol haritası veriyor, bir fikir veriyor. Bir de orada okuyan en az 4-5 tane insanla konuşup, çocuğunuzu konuşturup ona, yine olsa yine bu okula gider miydin? Sence bu okulun en iyi 3 özelliği ne? Sence bu okulun en zor 3 özelliği ne? Sence hocalar sana nasıl davranıyorlar? Sen tekrar olsa yine bu okula gitmek ister miydin gibi çoklu sistemlerle çocuğunuzun zihnini açmanız lazım. Çünkü o zaman çocuk gidince daha bilinçli tercih ediyor. Öbür türlü çok basit tercihler yapabiliyorlar. Yani evime yakından tutun da işte oranın futbol takımı güçlüymüş. Ya bunlar önemli ama. Yani evet, ama evet. Hani o kadar değil ki hayat. Anlatabiliyor muyum? Oradan bir yere gitmeye çalışacak. Tamam, orada hayatın en önemli, en güzel yıllarını yaşayacak ama ona yönelik olarak çocuğun geleceğe dair bir bilincini taşıması, o okula gittiğinde neler olacağını düşünmesi, oranın özelliklerini anlaması, oraya yönelik olarak gidince kendisini belli bir hazırlıkta hissetmesi ve o doğrultuda hareketler etmesi, o çıktılara bakarak onların ne yaptığı üzerinden ben ne yapabilirimi anlamaya çalışması çocuğunuza çok ciddi anlamda bilinç katıyor. Ve daha rahat eğitilebiliyor o zaman o çocuk. Peki, eğer LGS'yi kazanamazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Normal okula gider. Yani zaten devlet yerleştiriyor çocukları. Bir sorun yok. Yani bir de şunu ben çeşitli yerlerde motivasyon konuşması yapıyorum. Bugün de iki tane okula bağlandık. Onlarla da konuşma yaptık. Çocuklar soruyorlar, hocam kazanamazsak ne olur diye. Kazanamazlarsa bir şey olmuyor. Çünkü ben şunu çok gördüm hayatta. Mesela bir çocuk çalışıyor. Fen lisesine gitmek istiyor. İstemeden soru kaçırıyor. İstemeden. Normal bir okula gidiyor. Normal bir okula giden çocuk öyle güzel, o kadar çok, o kadar sağlam çalışıyor ki o fen lisesinin birincisini bile geçebiliyor. Bir sorun yok orada. Yani önemli olan yapmaya çalışmak, niyet etmek, özen göstermek. Yani sonra da bir sürü şey yapabiliyorlar. Mesela ben 20 yaşından sonra gaza basmış bir insanım. O saatten sonra daha çok çalışmaya karar alıp da o saatten sonra yüklenmeye karar verdim. Ve bunu yapmak bana iyi geldi. Hayatınızı belki bambaşka bir yere getirdim. Bambaşka bir yere getirdim. Anlatabiliyor muyum? Yani
Oradaki yaşadıklarım bana deneyimler kattı. Oradaki yaşadıklarımdan ben bir sürü şey öğrendim. Yani illa bir akademik başarısı, yaşam başarısı anlamına da gelmediği gibi. Elbette. Yani yaşam çoklu bir sistem. İşte buralarda çocuğunuzun deneyim kazanması, yaşadıklarından fikir geliştirmesi, mantık kurması, ailenin de çocuğun kendisine ne söylediği önemli. Yani çocuk kendisine ben değerliyim diyor mu? Ben çalışırsam yapabilirim diyor mu? Ben özen gösterirsem olur diyor mu? Bir de şöyle bir gerçek var. Şimdi hepimiz insanız. Tabii robot ki. Değiliz. Etten kemikten yapılmayız. Ve duygularımız var, düşüncelerimiz var, inançlarımız var. Ve işte o güne kadar canavar gibi işte her sınavı, her denemeyi çok başarıyla atlatırsın. O gün karnına bir ağrı girer. Bir şey olmaz. Sınavda konsantrasyonun bozulur. Bu dünyanın sonu değil. Bir kere bunu söylemek gerekiyor. Başka yerden toplarsınız. Asla dünyanın sonu değil. Tabii başka yerden toplarsınız, başka bir hareket yaparsınız. Başka bir daha denersiniz, başka bir yol bulursunuz. Bunun acısını çeken insanları bulur, onlarla kulüp kurarsınız. Ne bileyim yani, bir sürü şey yapabilirsiniz. Elbette yani dünyanın sonu değil, bunu özellikle söylemek gerekiyor sanıyorum. Çünkü genel bir endişe var bu konuyla ilgili. Benim hep üstünde durduğum, ben en azından kendi adıma benim çocukluğumda hazırlanırken ailemin hep söylediği şey, tabii ki yapabildiğin en iyisini yap ama... Tamam. Olmazsa da dünyanın sonu değil. Ne yapalım? Evet. Bu size güven veriyor. Bunun bana ne kadar güven verdiğini hatırlıyorum. Bana kendimi ne kadar iyi hissettirdiğini hatırlıyorum. Ve ister istemez tabii o güvenin size getirdiği ve o rahatlamanın getirdiği aslında sınavda sizin işinizi kolaylaştıran tarafı da oluyor. Çünkü üzerinizdeki o baskıyla zaten bir sınav baskısı ve heyecanı tabii var. Tabii ki. Hani sınava girmek her zaman insana heyecan verir. Okuldaki sınava yani. Girerken de heyecan tabii veriyor. Tabii canım. İyi gidecek mi, kötü gidecek mi, bittiğin yerden şey. Çıkacak mı? Tabii ki hepimiz başarılı olmak istiyoruz. Hayatın her döneminde başarı tabii herkes ki istenen herkes yapabiliyor olmak ister yani. Herkes yapabiliyor tabii olmak ki. İster. Ama yani. Olmadığında dünyanın sonu değil. Peki o zaman şöyle sorular geliyor. En az kaç net olmalı? Gerçi biraz önce dediniz ki hani full çeken bilmem kaç kişi olabilir ya da 7 yanlışla ki. Olabilir. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz bir sınav. Bildiğimiz tek bir şey var. Sınav olacak. Herkes için eşit ilk dönemden soru gelecek. Yani yapabildiğinizin en iyisi neyse o. Belki yani hakikaten 3 yanlışla Türkiye birincisi çıkartabilirsiniz. Bilmiyoruz. Yani soruların hani... ne kadar zor geleceğini bilmiyoruz. Ha, ama şunu söyleyebilirim hangi size mesela. Hangi dalın daha zor geleceğini biliyor bilmiyoruz. Musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Bilmiyorsunuz. Nereden bilebiliriz? Görmedik ki sınavı. Yani görmüyoruz. Yani hani atıyorum 15 gün sonra Çeşme'de yağmur yağıp yağacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi hani bizim yayının başında konuştuğumuz sorular şimdi alt yazı olarak, çünkü yayına sonradan katılanlar varsa alt yazı olarak geliyor. Vallahi biz bunların hepsini konuştuk tabii. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim isterseniz. Minik bir ekleme yapabilirim. Mesela hadi, bakın hadi biz Özsu'yla Türkiye birincisi olmuştuk. Çocuk sınava girmeden önceki gün beni aradı, dedi ki hocam, dedi, ben yarın full yapıp geleceğim. Ben de biliyordum full yapacağını. Çocuğa dedim ki nereden biliyorsun bir tanem, dedim. Hocam, dedi, o kadar çok çalıştım ki, dedi, değişik soru kalmadı, dedi. Yapılabilecek bütün hataları da yaptım, dedi, hatalar bitti, dedi. Bu soru bankalarından mı soracaklar, dedi. Evet, dedim, ben, dedi, bütün soru bankalarındaki bütün soruları yapabiliyorum, dedi. Tamam bir tanem, dedim. Çocuk sınava girdi, çıktı, beni aradı, temiz, dedi. Tamam bir tanem, dedim. Helal. Yani hani, helal. Ama bakın işte o seviyeye gelmek performans. Çabak. Çalışmadan olmuyor. Yok. Daha en çok kolay yapmadan yol çalışmak. Olmuyor. Şimdi en başında demiştiniz ki mutlaka işte şu son 13 günde her gün aynı saatte kalksın, aynı saatte aynı kahvaltıyı etsin ve sonra saat 9.30'da deneme çözmeye başlasın. Evet. Hatta yapabiliyorsa ikinci bir tane daha çözsün. Akşam bir tane daha. Peki yapsın. Bu ikiden fazlasını yapsın mı? Bir de böyle bir yapmasın. Soru var. Yapmasın. İkiden fazlasını yapmasın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu örnek soruların hepsini çözmeye çalışsın. Haziran soruları da açıkladı. Yani neredeyse bütün illerden çıktı. Ardahan var, Niğde var, bir sürü yer var. Yani hani oradaki soruları çözsün. Oradaki soruları çözmek zaten onların çok benzeri gelecek. Zaten kazanım belli. Yani hani biz de bir soru bankası üreticisiyiz aynı zamanda. Yani o kazanımla böyle döndürüp döndürüp aynı şeyleri sormak zorunda kalıyoruz. Çünkü olay belli yani. Hani şey belli. Kısıtlar belli. Anlatabiliyor muyum? Sorulabilecek konular belli. Belli sorular yani. Ne kadar döndürülüp dolaştırılabilir belli değil. Yani. Ama üstü sayılarda sonunda... 7 tane hareket var yani. Başka hareket yok ki yani. İsteseniz de bir şey ekleyemezsiniz. Daha çok soru çözmek. Son gün çalışmamak. Son gün yok. Şöyle toparlayalım. Cuma günü yok. Cuma günü çalışmıyoruz. Cuma günü çalışmak yok. Dinlenecekler ama çok da yorulmayacaklar. Evet. Çok bilgisayara da kaptırmasınlar cuma günü.
Yani çünkü bazı çocuklar 7-8 saat bilgisayar oynuyor. Kafalarında o oyunlarla devam ediyorlar sonra. Anlatabiliyor muyum? Bu uykuya dalmaları için de tabii ki zarar verecek. Evet. Bu arada işte mesela son gece Aynı saatte Melisa yapacağız. çayı içelim mi demişler. Yok. Bence alışık Hayır. olmadığınız hiçbir şey Hayır. yapmayın. Hayır. Eğer bunu Mide içmeye alışıksanız tabii ki için, o ama son ayrı. gece lütfen değişik bir yiyecek de yemeyin. Alışık olmadığınız, Her içmeye alışık akşam ne olmadığınız bir şey yapıyorlarsa içmeyin. o. Her akşam ne yapıyorlarsa o. Yaşam normal olmalı. Rutin. Anlatabiliyor Rutin muyum çok yani? önemli. O zaman vücut kendisini daha güvende ve daha rahat hissediyor. Öbür türlü karnı ağrıyor, öbür türlü başka bir şey düşünüyor. O gün yeni ayakkabılarını giyiyor, ayakları sıkılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da daha ferah duruyor. Aa, bu çok önemli. Ne giymeliler? Yani Yani normal. havayı bilmiyoruz tabii. Şimdi 13 gün var. Hava nasıl olacak ve bulundukları şehirde hava nasıl En olacak? Tabii sevdikleri ki çok önemli kıyafetlerini ama. giymeliler. Ha mesela. En rahat edecekleri kıyafetleri giymeliler. Anlatabiliyor muyum? Yani hani doğal, rahat. Bazı çocukların uğurlu çorapları var. Uğurlu çoraplarını giyebilirler. Bazı çocukların minik işte nazar boncukları var. Onları alıp böyle ceplerine koyabilirler. Anlatabiliyor muyum? Yanlarında ne götürebiliyorlar, götüremiyorlar? Ben çok Su, bilmiyorum konuyu. Bak bu iki konuda çok tane kalem. dışarıdayım. Su, iki tane kalem, kalemtıraş ve silgi. Bu kadar. Ve O kadar. kimlikleri herhalde. Tabii. Ama şöyle Ve bir şey var. kimlikleri. Kimliklerde şey şartı yok. Kimliklerini getirsinler ama resim şartı yok. Çünkü Tamam. fotoğraflı resim basılıyor sistemden. Onları Tamam. okul müdürleriyle konuşabilirler. Okul müdürleri onların hepsini anlatır. Anlatır. Galiba her şeyi konuştuk mu? Tamam. Benim Sizin adıma güzel bir ekleyeceğiniz bir akşam şey oldu. kaldı mı? Yani Çok şöyle... kolay kabul ettiniz Koray Bey. Tamam deyip hemen. Ben 10 saat konuşurum. Ben eğitim yüzlerce saat konuşurum. Çok zevkli. Bir sürü başıma gelmiş enteresan olay var. Yani çocuk 684'ün birler basamağını 6 sanıyordu. Biz onunla Koç Üniversitesi'ni kazandık. Yani bizde eğitimsel Wow. anlamda hikaye çok da. Şöyle, şunu söylemek iyi geliyor çocuklara. Başka yerlerde de kullanıyorum. 10 yıl kadar önce çocuklarla çalışırken hakikaten iyi çalışıyorduk, zorluyorduk. Onlar çalışıyordu, biz de iyi duruyorduk falan filan derken. İşte Azim, hadi bir tanem, hadi Azim, hadi bak yaparsın falan filan. Bu cici bir şey derken bir tanesi dedi ki hocam Azim cici dediniz dedi. Evet dedim bir tanem, Azim cicidir. Azim cicidir bizim sloganımız oldu. Azimle inatla yaparsan olur anlamına geliyor. Doğru. Yani hani bunu çocuklar çalıştıkça sonra bana dediler ki hocam duvarlara Azim cicidir yazabilir miyiz? Yazabilirsiniz bir tanem dedim. Yazın, rahat edin. Ve bunun sonucunda çok güzel okullar kazandılar. Yani hani çocuklar şunu bilmeli. Azimle inatla yapınca, güzel bir şekilde Yapacağına yapınca. inandıkça, ama tabii ki altında Evet. çalıştıysan, sen şimdi bütün okul hayatın boyunca böyle yan gelip yattıysan, sonra da böyle aman Olmuyor. çok azimliyim diye sınava girince olmuyor Yok. tabii Ya yani. olmuyor yani. Şeyden yana biz zorlanıyoruz Hayatın mesela. hiçbir döneminde çalışmadan olmuyor ki, oluyor Evet. mu? En Siz kolay yol baksanıza çalışmak. hala çalışıyorum diyorsunuz En doktora kolay yol yapıyorum diye. çalışmak. En kolayı çalışmak. Yani ben bunu her yerde çocuklara söyledim. Yani Manisa'da ilçe milli eğitimle bir çalışma yapıyorduk. Böyle bir 300 tane çocuk var. Bir tane çocuk parmak kaldırdı. 2 yıl önceydi. Konuşma bitti. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor bir tanem dedim. Kaç yaşındasınız dedi. O zaman 40 yaşındaydım. Hayattan ne öğrendiniz dedi. Dedim çok güzel bir soruyorsun. Bakın 300-350 tane çocuk var. Dedim çok şey öğrendim. Sana ne anlatayım? Araba kullanmayı öğrendim. İnsanlarla konuşmayı öğrendim. Bir sürü şey öğrendim. Hocam dedi benim en çok işime yarayacak ne öğrendiniz hayattan dedi. Dedim çok güzel bir soru soruyorsun bir tanem. En kolay yol ama en kolayı çalışmak dedim. Ben bunu öğrendim hayattan dedim bir tanem. Bunu da kendine bir misyon, bir vizyon, bir düşünce olarak almanı nacizane tavsiye ederim. Alıp almamak seninle alakalı. Ama dedim çalış. Çalışınca olur korkma. Yani bunu bilmeni Çalışınca istiyorum dedim. oluyor. Çalışınca oluyor. Düzgün, doğrusal, yani iyi, düzenli ve kaliteli ve gerçekçi Boşuna dememişler, çalışınca. çalışmak başarmanın yarısıdır. Tabii hakikaten yani inat etmek gerekiyor. Yapmaya çalışmak gerekiyor. Performans yani hani çok çalışarak zaten olay bitiyor. Ne sorabilirler ki? Anlatabiliyor muyum? Ne sorabilirler yani? Hani ne sorabilirler? Anlatabiliyor muyum? Bu Olay kadar bitiyor yani. korkacak bir şey yok. Çalıştıysanız, kendinize güvenirseniz bu iş olur. Evet. O kadar yani bence de. Aynı kanaatteyim sizde. Çok çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkürüm. Çok aydınlatıcı bir yayın olduğunu güzel bir düşünüyorum. akşam oldu. Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok Ben sağ olun. teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. İyi Sağ ki bu olun. sohbeti Davet yaptık. ettiğiniz için de Umarım aynı güzel dileklerle ben de. zevkle. Umarım bu merak edilen bütün soruları cevaplamışızdır. İnşallah. Ve ben Sağ olun. çocukların hepsine hakikaten çok şans diliyorum. İnşallah güzel olur Yapabileceklerin hepsi. en iyisini yapsınlar. İnşallah onlar için en güzeli olsun. İnşallah, En iyisi inşallah, olsun. inşallah, inşallah. Çok Ben teşekkürler. teşekkür İyi ederim. Sevgiler akşamlar. diyorum. İyi akşamlar Sağ diyorum. olun. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Sevgiler. Bay İyi bay. Sağ olun. akşamlar. Bay bay. Bay bay.
Bizden bu kadar. Umarım anlatabildiklerimiz, söylediklerimiz hepsi size yol gösterecek birer cümledir. Aydınlattığımızı düşünüyorum. Güzel bir akşam olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.